Evet canlar, hepinize merhabalar. Bugün size dışarıdan sesleniyorum çünkü mahallemizde tadilat var alt katta. O yüzden inanılmaz bir gürültü vardı. Hem dışarıya çıkıp hava alayım istedim. Hem sizlerle de tekrar bir arada olmak istedim. Evet, ben bugün daha iyiyim. Hatta çok çok daha iyiyim. Dün biraz kötü oldum, benim de nabzım yükseldi. Sağ olsun belgincime çıktım ve kapımı da zaten kilitlemedim. Belginde anahtarım var, herhangi bir şey olursa müdahale edebilsin diye. Ama bugün daha iyiyim. Hem moral motivasyonum iyi. Annemle konuştum. Pazartesi günü artık bana gelecek. Şimdi zaten hem annemle görüşeceğim. Teyzem aradı. Kuzenim evlenmiş, şu an 6,5 aylık hamile. Ona hediye olarak çatal bıçak takımı yapmış. Çatal bıçak takımı alacakmış. Teyzem çok kararsızdır ve yanında birisi olmadan alışveriş yapamaz. Benimle gelir misin dedi. Yani benim hesabım olan yerden alacağız. Hem ona bakacağız, hem anneme bir şeyler alacağız. Ondan sonra zaten eve geleceğim. Dediğim gibi annemin aslında odasını dün temizleyecektim ama dün nabzım yükselince maalesef hiçbir şey yapamadım. Kıpırdayamadım bile yerimden. Alışveriş işlerini halledeceğim. Daha sonrasında eve gelip annemin odasını hazırlayayım. Çünkü annemle konuştuk. Artık pazartesi gün annem bana geliyor nihayet. İkna oldu. Ben de zaten sabah kalktım. Her gün ilk yaptığım şey zaten kahvemi hazırlarken önce sizlerin güzel yorumlarını okuyarak moral bakılamak oluyor. Çünkü hepimizin ayrı ayrı fikirleri benim için çok çok önemli. İnsan özellikle kafası karışırken, moralı bozukken gözden kaçırdığı şeyler olabiliyor ya da düşünemiyor. Ya da nasıl söyleyeyim, belki de mantıklı düşünemiyor demem daha doğru olur. O yüzden önce kalkıyorum, siz canların güzel mesajlarını okuyorum. Ondan sonra günlük hayatıma devam ediyorum. Evet. Şu bir hafta benim için gerçekten çok zor geçti. Hala hazırda gün erken yatayım dedim. Nasıl olsa annem gelecek, daha iyiymiş onu diye düşündüm. Çünkü teyzemin kızıyla konuştum, emin olamadığım şeyler içinde. Aslında tomografi çekilmişti. Kırık var mı diye. Tekrar doktorla görüştükleri için bir de MR çekildi dün. Bu hafta zaten MR sonucunu doktora göstereceğiz. Ona göre bir yol izleyeceğiz. Çünkü annem çok ağrım var dedi. Neyse, pazartesi bana gelsin de. Geldiği zaman en azından ne yapacağız, ne edeceğiz. Daha iyi bakacağıma eminim. Geriye kalan olayları da sonrasında çözeriz diye düşünüyorum. Şu an önemli olan annenin sağlığına, saatine kavuşturmam. Evet, pek çoğunuz yazmışsınız sen de rahatsızsın diye. Rahatsız da olsam bir şekilde, yani yavaş yavaş da olsa ben oturup kalkıp en azından işlerimi yapabiliyorum. Annem de zaten ayakta. Yani hiçbir şekilde sorun olmayacaktır. Sonuçta anne Cezme benim bakacağım, yemeğini vermek. Gerekirse banyosunu yaparken yardımcı olurum. Onun haricinde zaten hiçbir şey olmayacaktır. Ama en azından benim gözümün önünde olur ve rahat ederim. Çünkü gün gece 3.30'da uyandım. İçimde bir sıkıntı. Acaba bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi? Sabah 7.30'a kadar hiç uyumadım. 7.30'da yattım, artık bir saat kadar uyumuşum. Daha sonrasında kalktım zaten. Dediğim gibi sizlerin yorumlarını okudum.
zaten teyzem aradı. Şimdi yavaş yavaş kapalı yola doğru gidiyorum. Kuzenim de gelecek. Bugün hem kuzenim de görmüş olacağım. Hem anneciğimi de görmüş olacağım. Çünkü annem ev taşındığı zaman neyi nerede artık bilmiyoruz. Gerçi hiçbir şekilde sıkıntı değil. Benim evimde zaten her şey var. Kıyafet de sıkıntı değil. Annemle de annemiz aynı çünkü ama yine de çıkalım dedik. Onun da ihtiyaçlarını alalım. Eksiği neyse. Ondan sonra eve dönelim istedik. Evet, yavaş yavaş ben de zaten gidiyorum. Biraz daha buluşuruz. Evet, hava çok güzel bugün. Evet, teyzemle gözdeşim gelmiş. Beş dakikaya kadar geliyorum dedim ama inşallah yetişirim. Hatta şuradan aradan çıkayım, yolu birazcık daha kısaltmış olurum. Evet, Antalya'ya kış gelmedi diyoruz ama herhalde gelirse kötü gelecek bu sene diye düşünüyorum. Çünkü genelde ne zaman yaz uzun sürse kışı bayağı bir sert geçiriyoruz. Evet, üstümde uzun kollu var ama eşofman üstü yine de sıcak. Her bağış, ay, bu start tırnağından her geçişimde kayboluyorum ya. Kampanyanın uçağı izinlidir. Gönül rahatlığıyla bağışlarınızı yapabilirsiniz. Lütfen sizin desteklerinize bebeğimizin çok ihtiyacı var. Onun için maddi ve manevi desteklerinizi evet, bekliyoruz. Evet, bu yol yine bayağı bir kalabalık. Yer içinde kaldım bu arada. Evet, simitçinin önünde oturuyoruz dediler. Simitçimiz burada. Ama biz hoşuma görsem nerede? Çok Altın kızlar merhaba. Evet, çatal kaşık takımlarına bakmaya geldik. 6 kişilik alıyorduk. 6 kişilik yokmuş. 12 kişilik var ama onlarda da fiyat çok yüksek. Evet, kuzucuğum bunu beğendi ama $3,999'da. Fiyatı çok yüksek. Bir de bakalım diğer benim alışveriş yaptığım yer var. Bir de oraya bakalım. 6 kişilik bulabilecek miyiz? Çünkü günlük istiyor. Belki buluruz. Evet, nihayet anneciğimle buluşabildik. Teyzem de var yanımızda. Alınacaklar alacağız. Annem şükür iyi. Evet, hepinize dualarınızdan dolayı çok çok teşekkürler ediyorum. Süreçte yanımda olduğunuz için. Ama gördüğünüz gibi annem iyi. Evet, yüzünde şişlikler ve morluklar var ama onlar da ümit ediyorum zaman içerisinde geçecek. MR sonucu bir hafta sonrasında çıkacak. Alınacakları alalım diye şöyle yavaş yavaş çıktık. Ama hem annem hem teyzemi kazanacak, sığdıramıyorum bu arada. Artık bugün rahat edebilirim annemi gördüğüm sonunda. Eşofman alt bakmaya mı gidiyoruz anne? Evet. O bir de o bana geçen sene hani pijama baktığımız yer vardı. Oraya mı bakalım yoksa hani Şerif teyze mahallenin işte mi aldığımız yere mi? İşte oraya bakalım.
Tamam, hangisini bulursak. Ben o zaman senin yatağın üstüne oyuncak kolar battaniyeyi koyayım şimdilik. Hı? Koy, koy da. Ben şimdi eve gitmem lazım zaten tekrar. Herkes oraya gidip bakacaksınız. Sen salı günü, çarşamba günü ancak gelirsin. Hayır, ben annem için yatağını hazırlayayım da hani yorgan mı ister, pike mi ister? Ben kendime yorganı çıkardım ama. Ona göre hani odasını ayarlayayım en azından dedim. Oralarda bir yerdeydi o bak. O daha ileride teyzeciğim. Şurada bak sırlar 25 liraydı. Nerede? Şu karşı tarafta mı? Bakalım. Tamam, geçip evet, bakalım. Şurada da vardı. Şurada da vardı. Oraya mı gidelim? Dedim oradakiler. Evet, yani annemin yüzündeki şişliklerin çoğu zaten ödemden kaynaklanmış. Ödem geçtikçe zaman içerisinde şişlikler yenecek diye düşünüyorum. Ne? İyi, Allah'tan gitsin, başka bir yerinde bir şey yok. Sadece şu göğüs kısmında var birazcık. Onlar da zaman içerisinde. Sakal imajı yaptı. Anne hala espri yapabiliyorsun. Ben kaç gündür kahroldum öyle, biliyor musun sen? De sakal yaptım diyor. Ay Allah'tan kırık olmaması iyi. Ödemden dolayı muhtemelen ağrısı çok oluyor. Ödemler geçtiği zaman daha iyi olacaktır. Evet, zaten şey, eşin önümüzdeki hafta içerisinde hastaneye yatırıyorlarmış. Annem de şimdi pazartesi sona baktıktan sonra dediğim gibi zaten annem bana gelecek. En azından benim de içim rahat eder. Evet, şarampole doğru gelirken hazır geldik. Kuzenimi de bir görelim, Mustafa'yı. Evet, diğer gözde kuzenimi çekmedim, size gösteremedim. Okulda okuduğundan dolayı çalıştığı yerde sıkıntı yaratıyorlarmış. Kreşte öğretmen. O yüzden onu çekemedim. O varken çekimi ara vermiştim zaten. Yakışıklım. Ne yapıyorsun ablacığım? İyi, sizler ne yapın? Keyifler nasıl olabilir? Ne oldu? Boşanmayı mı diyorsun? Aman, geldi geçti o. Yapacak bir şey yok. Kızın adını. Dur, sandalye getireyim, otur. Düştü. Evet kuzenim. Kuzenimin yanında bir çay molası verelim dedik. Birer çay içelim, hem annem birazcık da dinlenmiş olur. Evet teyzem önüne biz arkada gidiyoruz. Burası çok çok sakin. Kapalı yolun tam aksi. Ama fiyatlar gerçekten çok yüksek. Tekli eşofman altları 200-250 lira. Evet. Annemle şimdi çünkü artık şeye yatıracaklar. Orada mı? Bakım evine. Onun için şu an eşofman altı, işte çamaşır falan alıyor annemler. Bu hafta onu halledecekler çünkü biliyorsunuz artık annem bana gelecek. Onlara bakıyoruz ama fiyatlar çok inanılmaz derecede artmış. Biz soyduğumuz şeyler bulursak alacağız. Artık anneciğizim gelecek, içim rahatladı. Bir de ağrıları birazcık geçse. Burada şey, pantolon. Girelim mi buraya? Enişte mi burada ne almıştı? Biliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler.
Tek eşofman altı. Vay be ya. Vay. Paça lastikli düz. Nasıl bir şey? Lastik olsa daha iyi olur. Geçirin üstüne geçirin bakalım. Nasıl bakıyorsun öylesin? Hı, öyle bakılır mı? Ne istiyorsunuz? Kumaşlar var bunların, bedenleri var. Tamam, şu ne vereyim? Ya da benim bu şey aldığım yere bakayım, bir içlik aldığım yere. Anneciğim elini altına koyma. Sizin mi? Evet, sağ ol. Onların bedenleri var, düz paçası da var onların. Erkek eşofman altı. Tabii. Burada bunlar 175. O enişte mi aldığımızdan değil mi? Mesela küçük bedense şunlar 150'den başlıyor bu. Kalınlar 200. Gibi düşün. Tamam, 175'ten o kumaştan verebiliriz. Yani benden kilolu mu, benim gibi mi? Ona bak, senden kilolu. 1.90 boyunda abi. Evet. Tamam, onlar o zaman 3x falan verir. Onların kalıpları küçük. Onu ben bir tane şuradan kardeşim göstereyim. Bakayım anne onun önüne. Bunlar evet, enişte Melik bunu aldıydık da olmadıydı ya. Şu siyahın şeyi zaten o. Hiç sıkıntı yok. Yok yok, problem yok. Hatta ben rengini çok beğenmiştim ya bunun. Enişte ne olmadı? Olmamıştı enişte mi? Bunda gri seçeneği var mı? Var var. Var. Ya da döndük, dolaştık, tramvaya bindik, yeniden kapalı yola geldik. Diğer yerlerdekinde birkaç tane bulduk ama daha sonrasında bakacaklar. Bir de dedik Loya'dan alt üst takım bakalım ki öyle fiyat belki daha uyguna gelebilir. Çünkü alt ayrı 200 liraya alıp üst 275 liraya almaktansa 300-400 liraya alt üst eşofman takım almak daha mantıklı diye düşündük. Neyi? Atlet bile 75 lira olmuş. Anneciğim hadi yeşil yanıyorken geç de. Aynı yerde dolanıp dolanıp duruyoruz. Evet, çıkmışken yarın Belgin'cimin doğum günü. Buna da bir şeyler bakayım. Gencerlerden hiç akıl etmedik teyze. Buradan da bakabilirdik aslında çatal kaşığa. Ne yapıyorsun şimdi? Ay bir takıcıya bak. Gencerlerden. Bir yerimiz yok değil mi? Bunu İyi gene 300'e iyi şey çatal kaşığı. 300'e mi? Hı? 3000 lira. Ne? Ne? 300 lira çatal kaşık takımı var anne. 236 lira taksitle, 15 ay. Dedi ki senden niye gittin? 300 liraya çatal kaşık takar mı kaldı artık? Dedi ki 3 kaşık yaptıktan sonra kıyım için mi yapalım? Ne dostu? Dur ya, ne yaptınız anne? Neye karar verdin? Neye karar verdim? Karar veremedim. Babaanne, 75C. Anne gri bak, orada açık var. Var ama güzel değil ya. Kesimleri kalifeli değil. Orada da çekim yapıyorlar. Almadım. Ama hiçbir şey almadım. Yakalar. Evet, nihayet alışverişlerimizi tamamlayabildik ya sonunda. Gördüğünüz gibi annemi görünce moralim yerine geldi.
toparladım. Şimdi eve gidip güzel yemek yemek istiyorum. Evet, annem bugün de eve gidecek. Kardeşime gidecek. Artık pazartesi sonra ben de sıkılacağım. Tamam. Çünkü eşini bu hafta yatıracaklarmış hastaneye. Hastaneye yatana kadar bir iki gün daha, en geç çarşambaya kadar annem orada olacak. Daha sonrasında anne cihazında bana gelecek. Artık annemle beraber olacağız. Ben alıştım. Annemi de öyle gördüm. Morlu biraz geçmiş. Evet, ödemden dolayı dediğim gibi biraz sıkıntı var ama o da zaman içerisinde geçer inşallah. Önemli değil. He? Yani evdeyken anneciğimi yalnız bırakmayacağım. Bir daha başına böyle bir şey gelmesin. Hani şuradan geçeceğiz. Anne işte şey yapacağız. Bir iki gün daha ben o gün Belgin'le konuştum. Göz doktorundan da randevu alacağım. Yine tekrar her ihtimale karşı bir gün gözümde de hani göz zarar gördüğü bir şey var mı? Bir bakasın çünkü göze kan oturmuş. Ama kaşın üstündeki ödemin geçmesi lazım önce. Onu artık birkaç gün sonra zamanda geçmez anneciğim ödem. Neyse buna şükür annem ya. Ben resmi görünce aklım çıktı. Dedim düşme falan diye aklıma neler neler geldi biliyor musun? Kafayı yedim evde. Neyse en azından nerede ne var gördüm. Bir tek eşofman altına aldın değil mi? Kaç yazar? 6 şer gideriz herhalde. Gidelim çarşamba pazarına, çarşamba günü gel. Geçen hafta ben de gidecektim, ben sana üzüldüğümden kıpırdayamadım bile yerimden. Gidelim çarşamba pazarından bakalım olmazsa. Ama şeyin pazarın fiyatları da aynı. Hani mağazalar gibi olmuş. Çarşamba pazarının esprisi kalmamış artık. Eskiden ucuz şeydi, şimdi hiç. Değil anneciğim de işte onu diyorum. Hani mağazalarla aynı fiyat olmuş. Neyse çarşamba günü olmazsa şey yaparız da. Gideriz bir bakarız. Oldum. Dün nabzım çok yükseldi. Belgin'e zor attım kendimi. Kapının arkasından anahtarı da çektim. Demir kapıyı da kilitlemedim. Demir kapının anahtarı yok ya Belgin'de. Evin anahtarını verdim de. Dedim ablam bir şey olursa basacağım da dedim. Portmantonun içinde. Evet, bir saat işimizi hallederiz dedik ama maalesef akşama ettik yine. Yine akşam oldu. Ama inanılmaz rahatladım anneciğim görünce. Evet şükürler olsun moralim yerine geldi. Annemle şimdi ayrıldık. Neyse biraz baskı yapmam galiba işe yaradı. Özel bir bakım evi bulmuşlar. Özel bakım evine yatıracaklar işine. Ama pazartesi günü gidip bakılacak. Annem için rahat etsin. Gideyim göreyim en azından dedi. Nereye yatacak. Onu göreyim ondan sonra dedi. Aslında inat ettim. Bugün eve götürecektim ama dedi evde ilaçları var. Onları ayarlamam lazım dedi. Evdeki işleri ayarlamam lazım dedi. Öyle olduğu için izin verdim. Oraya gitti. Ama dediğim gibi inanılmaz derecede rahatladım. Evet, sadece ödeme olduğu için zaten ödemden kaynaklı bizimle pişiştik çok fazla ve morluk o yüzden alışmış. Evet, düş-
içmeye bağlı oldu. Kesinleşti, içmeye için rahatladı. Ama dediğim gibi artık evde bundan sonrasında daha fazla dikkat edeceğim. En azından telefonla kontrol ediyorum zaten nabzı düşük mü değil mi diye, ama yanımda olduğu süre içerisinde en azından kontrol edebilme şansım daha fazla olur diye düşünüyorum. Onun alacaklarını aldık. Teyzem zaten gitti. Ben de söylemem gerekenleri söyledim diye düşünüyorum. Evet, ağrısı aradanlar kaynaklı ağrısı çok fazla. Çünkü şu kısmına bayağı bir morarmış, artık sarıya dönmüş. Ama gözümün içine diğer ödem yaptığı için çok fazla ağrısı var. Biberiye yağı alacaktım ama biberiye yağı teyzemde varmış. Biberiye yağı morluklara çok iyi geliyor çünkü. Teyzem dedi ben yarın giderken de bir şey yaparım. Götürürüm biberiye yağı, almana gerek yok dedi. O yüzden almadım biberiye yağı. Kendime birkaç parça bir şey aldım. Belgin'in doğum günü. Belgin'cimin hediyesini aldım. Diğerlerini gösteririm zaten ama Belgin'e aldığınız hediye özel. Neyse, dışarıdaki işlerimi hallettim. En azından yüzüm gidiyor. En azından bu akşam rahat bir yemek yiyebileceğim ve uyuyabileceğim diye düşünüyorum. Yavaş yavaş artık eve doğru gideyim. Marketten alacaklarımı alırım. Ondan sonra bir dergincime çıkayım. Bugün görüşemedik. Sabahtan sadece telefonla görüştük. Feyza'ya ektiğim çiçeğin bir tanesinin toprağa çökmüş. Ya teyze bu da mı gidecek diye. Onu hemen konuştuk, hallettik. Artık kendisi bakmayı öğrensin. Her defasında müdahale etmek istemiyorum. Kuruta çürüte öğrenecek. Madem çiçek bakmak istiyor. Eve gidince dediğim gibi dergimle bir çıkayım, dergimi göreyim. Hem çocukları görürüm. Ondan sonra İneyim yemek yapayım, yemeğimi falan da yapmadan çıktım. Eve dönüp pastası temiz yapacağım. O arada da yemeğimi üstüne koyarım diye düşündüm ama çok oyalandık. Çok fazla yere baktık çünkü. Bugün yemeğimi, her şeyimi halledeyim. Ondan sonra rahat yok dedim. Evet, orada sizin sesinizi dinlemiş oldum. Dışarıya çıkmak ve yürümek de bayağı iyi geldi zaten. Evet, eve geldim hiç oyalanmadan. Hemen Belgin'cimin hediyesini çıkarayım önce dedim. Aldım eşofman takımını, gösterecektim size ama daha sonrasında gösteririm diye düşündüm. Ay, Belgin de çok merak ediyordu çünkü annemin durumunu. Çıkayım hem hediyesini vereyim. Yarın belki ailecek çünkü bir yere gidebilirler. Gerçi mutlaka ve mutlaka görüşürüz daha sonrasında ama. Evet, şöyle kapıyı çalayım, zile basmıyorum. Belki Hakan uyumaz gerçi bu saatte ama. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hakan değil abla. İyilik, senden ne haber? İyi, ne yapayım, ben yatıp nasıl yapayım? Karaböcek. Kapıyı kapattı kapıyı. Gel anneye. Hakan. Gel anneye. Di. Di. Ne yapıyorsunuz? Abi merhaba. Sen ne yapıyorsun? Geldim valla. Hiçbir şey yapmadan direkt sana çıktım. Ay, sağ olasın. Bu senin. Yalnız bana doğum günü hediye sağlık. Açma istersen. Açmayayım, tamam, sonra açayım. Neyden beri dinleyin abla? Zahmet yok. Doğum günün kutlu ne olsun. Neydi be? Doğum günü. Sizden mi? Hiçbir şey istemiyorum. Sizin varlığınız güzel bana. Oy annesi, kuzusu. Çok gezdim ben de. Çok kararsız kaldım. Onu mu alsam, bunu mu alsam? En az 10 tane dükkan gezdik. Ama kıskanırım siz öyle sarılırsanız ya. Ben de gelir Hakan'a sarılırım. Gel, ben çekeyim de sen sarıl. Evet. Evet, terledim ben ya. Ay, öyle. Terleyip uzun. Doğum yoksun ablacığım. Güzel günlerde kullan. Sağ olasın. Annemle işte bu sıra çıktım, ben seni ararım. Nasıl? Ay, iyi kuzum ya, çok yüzüm gülüyor, bir yüzünden belli değil mi? Evet.
Yüzünün burasındaki şişlik ödemden belgeleşim. Tamam. Çünkü düştüğünde halıya sürtülmüş. Burası ondan kanamış burası. Burası kanadığı için ödem yapmış. Tamam. Sonra o şeyini kesince, kan sulandırıcısını kesince morluklar dağılmaya başlamış. Ha. 15-20 gün daha şey kal. Oh! Geldi kutlamaya. Kıskandın değil mi? Ben de kıskandım Hakan'cığım. Aşkım. Sen de kıskandın değil mi teyzeciğim? Sen de kıskandın değil mi? Evet. Ha? İyi yüzü daha iyi. Sevindim. Bana gidiyoruz dedim. Ondan sonra. Dedi ilaçlarını vermek zorunda. Hani ilaçlarını ayarlayayım dedim. Zora sokmak iyi geldi. Özel şey bulmuşlar. Bakım evi. Özel bulmuşlar. Kaça? 10 bin lira demişler. 9 bin liraya bırakmışlar. Ama şey, bez parasını artı istemişler. Artı bez parası ödenecek. Doktor parası ödenecek. Onlar falan yine. Yani toplamda 13-13 bin lirayı falan bulacak yine. Beni dedim alakadar etmiyor dedim anneme. Pazartesi bendesin dedim. Teyzem dedi şey o zaman şöyle yapalım dedi. Pazartesi de mi dedi. Şimdi pazartesi de oraya gidip bakacaklar dedi. Senle bulmuşlar, beni beğenmemişler. Şey yaptım, annen dedi daha fazla izle verecek nasıl olsa dedi. Pazartesi gidip baksınlar dedi. Salı en geçti, çarşamba gibi yatıracaklar zaten dedi. Ha iyi oldu, tamam. Tamam, ben de dedim o arada, ben de dedim içine çıktım diye dedim. Ben annemin şeyler alacağız diye çıkmıştım. Meğer çakmağı şimdi oraya götürecekler ya Özür evine. Ona eşofman, işte iç çamaşır falan filan alacaklarmış. Dedim onları alalım dedim. Sana zaten hani senin unun var mıydı, bunun var mıydı? Dedi ev boşaltılırken yer yok diye neyi nereye konuldu atıldı bilmiyorum dedi annem. Dedim hiç önemli değil. Geldiğinde dedim benimkilerden giyersin dedim. Ha geldiğinde dedim şey... Faiz ablaya dedim şey polar alt almışlar bir yerden 50 liraya dedim. Çok güzelmiş dedim. Oradan gideriz sana polar alt alırız dedim. Onları dedim hiç kafana takmıyorsun. Hiç şekilde dedim üzülmüyorsun dedim. Teyzem hemen dedi işte şey... bak dedi annene dedi laf söyleme, bağırma, çağırma. İşte şöyle oldu, böyle oldu hiçbir şey demedi. Teyzeciğim senden bir tek şey rica ediyorum dedi. O benim annem. Ben anneme bağırmam, çağırmam. Ben anneme yapan haksızlıklardan dolayı kızıyorum dedi. Lütfen sizden tek ricam annemin parama girmeyin dedi. Doğru demişsin. Biz anne kızız, biz aramızda çözeriz. Ben annemin iyiliği dedim alakadar ediyor dedim. Başka geriye kalan kimsenin ne yaptığı alakadar etmiyor. Ben dedim anneme alışam evime. Gerisi ne olursa olsun dedim ben alakadar etmiyor dedim. Annem öyle. Dedim geliyorsun. Evde dedim hiçbir şey yapmıyorsun. Gelsin dedi zaten teyzem. Çok dedi bunu aldı dedi hastaya bakmaktan dedi. Hiç durmasın dedi. Hani çıkalım gezelim ben onun dedi. Köye götüreyim dedi. İşte Gözde de yanımızdaydı. Mücadele annemle giderler orada kalırlar. Nereye gitmek istiyorsa gidebilir dedim. Gitsin gitsin dolaşsın ben ona gitmesin demiyorum dedim. Ama benim bundan sonra kontrolüm haricinden hiçbir yere gitmeyecek dedim. Ben 3 gündür dedim kan ağladım evde dedim. Düştü mü? Kaldım. Adam bir şey mi vurdu? Aynen. Benim yaşadığım eziyeti düşünebilir misiniz siz dedim. Doğru. Gitsin gelsin evde dedim iş yapmayacak dedim. Ne istiyorsa ben yemeğini her şeyini hazırlayacağım dedim. Otursun ben dedim bak çekimimi yapıyorum dedim. O dedim kafasını mı dinlemek istiyor? Kafasını dinlesin. Gezmek mi istiyor? Gezsin dedim. Öyle. Hallettik. En azından yüzümü böyle görünce. İçimi rahatladı çıktım geldim. İşte senin hediye şimdi hallettim. Ne dedim? Çantaları bıraktım ama balıkları fırladım. Sağ ol. Oturursam kalkamayacağım. Aynen aynen. Dedim bir çıkayım biraz kahve için. Güzel kızımız bize kahve yapar herhalde. Yaparım. Yapar değil mi fıstıkım? Yaparım. Ne yaptın düzelttin mi çiçeğini? Düzelttim. İyi aferin. Mahsus çıkmadım yukarıya yolda da söyledim. Kendin öyle olduğu zaman ne yapmanı gerektiğini öğren diye yapmadım. Boynu bükülmüş böyle. Böyle saksı böyle kalmış. Çok olsa kurur yenisini dikeriz. Ama kendin öğren. Aynen kendim öğrendim. Sonra teyzene destek olacaksın çünkü o kadar çiçekler. Beraber bakarsın. Fidelendiği zaman beraber bakarız. Tamam. Değil mi? Evet bizler kahve içmeye gitmeden bugünlük sizlerden müsaade isteyelim. Kaç gündür benimle birlikte sizler de üzüldünüz, sizler de ağladınız. Benimle güzel duygularınızı ve dualarınızı da paylaştınız. Bay gel buraya gel. Biraz sonra yaparım yani. Gel. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar Allah razı olsun diyorum. Evet bizler biraz kahve içmeye gidelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Hoşça kalın. Hadi bay de. Bay.